Dünyayı hiç bu şekilde gördünüz mü? Ya da belki geceleri arabaların arka ışıklarını bu şekilde görmüşsünüzdür. Eğer bu şekilde gördüyseniz bir sonraki göz kontrolünde doktorunuzdan şu cümleyi duyabilirsiniz. Sende astigmatizma var. Astigmatizma var evet ama nedir bu astigmatizma? Gözümde tam olarak nasıl bir sıkıntı var ve bu durumdan endişelenmeli miyim? İnsanın kafasında haklı olarak bir sürü soru oluşabiliyor. Merhaba ben Çağatay Gülümser ve bugün astigmatizma hakkında bilmen gereken her şeyi sana anlatacağım. Ne zaman korkmalısın ve bu konuda neler yapabilirsin? Bugün bunları konuşacağız. Astigmatizma tam olarak nedir? Astigmatizma kelimesi Latinceden geliyor. A harfi olumsuz yani olmayan anlamında. Anemi gibi düşünün, kansızlık, kan yok gibi, anoraksi, iştah yok, aseptik, enfeksiyon yok gibi gibi. Biraz tıbbi terminoloji altyapınız varsa bunlara aşinasınızdır zaten. Bir kelimenin başına A harfi geliyorsa olumsuz. Bunu bilmemiz yeterli. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Stigma ise nokta anlamına geliyor. Birleştirdiğimizde astigma yani noktası olmayan anlamına geliyor. Bu durum gözle nasıl ilişkili peki? Herhangi bir kusuru olmayan emetrop dediğimiz bir gözde tüm ışık göz içinde tek bir noktada odaklanır. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir ışık nasıl bir yolculuk izliyordu. Önce korneamıza, sonra lense, sonra hümeroköz ve son olarak vitreustan geçerek retinaya, hatta retina merkezi makulaya, makula merkezi fobeaya odaklanıyor. Ancak astigmatizmada ışık tek bir noktada değil, birden fazla noktada odaklanıyor. Bu da göz içinde bir oval odaklanma şekli oluşturuyor. Sonuç olarak yalnızca bulanık veya odak dışı bir görüntü değil, aynı zamanda kelimelerin ve harflerin kenarlarında da bir bulanıklık oluşabilir. Bir şey okurken 5'i 8 gibi görme, kitap okurken satır atlama gibi durumlar yaşayabilir kişi. Tanıdık geldi mi? Aşırı durumlarda bazı kişiler kelimelerin ve harflerin etrafında çift görme veya hayaletimsi görüntüler gördüklerini bile söyleyebilirler. Astigmatizmanın da çeşitleri var ancak en yaygın olanı korneal astigmatizma. Bu gözün önündeki saat camına benzeyen şeffaf yapı olan korneada deformasyon veya eğrilik olduğunda ortaya çıkar. Bunu kornea topografisi adı verilen bir cihaz ile göz doktoru korneadaki eğrilik ve şekil haritasını tıpkı dağların yükseklik haritalarını çıkarır gibi haritalandırılabiliyor. Korneal astigmatizma bu şekilde gözükür. Sanki göz yüzeyi bir şekilde bükülmüş veya sıkıştırılmış gibi. Bu nedenle astigmatizması olan kişiler dünyayı neredeyse uzamış şekilde görürler. Bu insanların gece araba kullanırken ışıkları yassılaşmış ve uzamış şekilde görme eğiliminde olmalarının sebebi bu. Astigmatizmayı test ederken foropter adı verilen cihazla veya deneme lens setleriyle farklı mercekler göz önüne konur ve bazı kişiler harflerdeki küçük kaymaları ve uzamaları fark edebilir. Geçenki videomda bahsettiğim astigmatizmanın yönünü belirleyen aks derecesindeki 1 derecelik açı farkını hisseden müşterilerim gibi. Bir de daha az yaygın olan lentiküler astigmatizma var. Bu gözün içindeki göz merceği ile ilgili. Ancak genelde bu yaşlanmaya bağlı ortaya çıkıyor. Peki neden bazı kişilerde astigmatizma oluşur ve ilerler? Çoğu astigmatizma vakasının genetik olduğu düşünülüyor. Annenizde veya babanızda astigmatizma varsa muhtemelen sizde de oluyor. Ancak astigmatizma bazı göz hastalıklarının ve koşullarının bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Mesela travmalar veya keratokonus gibi. Keratokonus, korneanın inceli bir koni şeklinde dışarı doğru çıkması durumu olarak bilinir. Bu durum yüksek seviyelerde düzensiz astigmatizmaya neden olabilir ve bazen gözlük bile keratokonusa fayda etmeyebilir. Genellikle sert kontak lenslerle düzeltme işlemi yapılır. Eğer gözlük reçeteniz yıl içerisinde sık sık değişiyorsa veya değişim ihtiyacı hissediyorsanız keratokonus bir endişe sebebi olabilir. Bu konuya dikkat etmek gerekir. Ayrıca gözlerinizi ovuşturmamanız gerektiğini umarım biliyorsunuzdur. Bunun nedeni göz ovalama ile keratokonus gelişimi arasında güçlü bir ilişki olması. Bu sebeple gözlerinizi bastırarak ovuşturmak ciddi sorunlar yaratabilir. Bunu da dipnot olarak geçmek istiyorum bu videoda. Bunun dışında vücudumuz büyüdükçe ve değiştikçe göz anatomisindeki küçük değişiklikler de astigmatizma seviyelerimizin değişmesine neden oluyor. Peki bu konuda ne yapacağız? Neyse ki astigmatizmanın çoğu basit bir gözlük reçetesiyle kolayca düzeltilebiliyor. Bazen gözlük reçetesine bile gerek kalmayabiliyor. Bunu neden söyledim? Şöyle açıklayayım. Bir göz hekimine muayene olmuştum yıllar önce ve otorefraktometre adı verilen göz numarasını ölçen cihazda sağ 0,25, solda 0,50 derece bir astigmatım gözüküyordu ama doktorum yaptığı subjektif muayenesinde bunu reçete etmedi. Belki de cihazın kalibrasyonu ile ilgili alakalıdır diye düşündüm ama yine de sormak istedim kendisine neden reçete etmediniz dediğimde astigmat kadı kızında da var demişti. Ben bunu senelerce göz yorgunluğuna bağladım tabii ama gerçek öyle değil. Korneamız bir küre olmadığı için dikey aks yatay aksa göre daha dik. Yani ne demek istiyorum? 0.25, 0.50, 0.75 gibi korneal astigmatımız fizyolojik olarak zaten bizde mevcut. Bunu göz merceğimiz tolere ediyor. Dolayısıyla göz doktorları için bu tarz küçük numaralar pek dikkate alınmıyor. Ama tabii çok daha iyi gördüğünü söylüyorsa kişi muayene esnasında, işte efendime söyleyeyim bilgisayar başında kullanacağım, araba sürerken kullanacağım diye. Yani siz doktora gözlük kullanmak için baskı yaptığınızda size istediğinizi vermek adına bu tarz küçük refraksiyon kusurlarını reçete edebiliyorlar. Bizim ülkede antibiyotik yazmayan doktor kötü doktor olduğu için maalesef işte o kadar gittim antibiyotik bile yazmadı, işte kaç gündür randevu bekledim röntgen bile istemedi gibi durumlar mevcut olduğundan sanıyorum ki hastalara doktorlar çok direnemiyor. Efendim değerli bu bilgiler için bu vasıtayla göz doktoru Eyüp Özcan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi çok değerli bir doktor. Eğer bu videoyu beğendiysen ve yeni bir şey öğrendiysen lütfen bu videoyu beğenmeyi unutma. Ayrıca merak ettiğin veya sormak istediğin şeyler varsa yorum kısmında buluşalım. Göz sağlığı, gözlük veya kontak lens hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsan diğer videolarıma göz atabilirsin. Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.